201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben işte 11. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Geçen bölümde bildiğiniz üzere yukarı pinolayı hani güzelleştirmeye çalışıyorduk. Ancak aile sıkıntısıyla yoğun bir mücadele veriyorduk ve çünkü 59 kişilik nüfusun 33 kişisinde herhangi bir alet yok. O yüzden şu şekilde bir taş varsa taşları toplayalım. Şurada biraz taş var. Demirleri toplayalım. Burada olacağını sanmıyorum. Şurada biraz taşımızı onları alalım. Şurada biraz taşlar var. Burada var mı onu bilmiyorum. Burada iki tane var. Onları da alalım. Başlatalım hemen oyunumuzu. Ancak ben yiyeceği de sıkıntılı görmeye başlıyorum. Çünkü evet 2925 hani elimizde bir yiyecek var. Ancak ev sayısını artırmaya başladık. Yakacak odun yetmediği gibi yiyeceğim de yetmeyebileceğini düşünerekten ben artık burayı da aktif hale getirmek istiyorum. Ve iki kişi de buraya verelim. Şöyle bakacak olsak zaten halihazırda bir tane toplayıcımız var ve gayet hani güzel çalışıyor da. Bir kişi yaşlılıktan öldü, onun yerine hemen toplayıcılardan biri geçti. Az önce de çünkü bir çocuk büyük toplayıcı olmuştu. Bir yer hani yaza buraya dikeceğiz. Hani yiyecek olarak da elimizde hani bir kaynak olacak. Daha güçlü olacağız. Burayı da aktif hale getirdik. Burası da yavaş yavaş hani balık getirmeye başlasın. Ardından hani bu kısımlara tarla yapar mıyım onu bilmiyorum. Yani bu kısımda komple belki şey de yapabilirim. Hani ev olarak da inşa edebiliriz. Ancak hani buranın hani yemeğini sağlaması için tarla da yapabiliriz. O konuda şu an henüz bir fikrim yok. Şu an sadece tek istediğim bir an önce alet sayısının yükselmesi. Yani 13 demir var ancak hani yetersiz kalıyor. Arkadaş zaten çalışıyor burada hızlı bir şekilde. Çalış lan çalış. Yani yer azalıyor, yer yükseliyor. Tam dolu diyemeyiz. Ancak devam. Şu an sanırım toplayıcımız 4 tane toplayıcımız var. Çok güzel. Balıkçıya bunu birazını verebilirim çünkü 16 kişilik bir limit var. Şu an 14 kişi çalışıyoruz. Bu da gayet hoş bir rakam. Madene bir kişi daha verebilirim. Ben 9 kişi madende çalışsın. Kişi toplayıcı olarak devam etsin yoluna. Şimdi burası da harika gidiyor. Ancak dediğim gibi demirci biraz yetersiz kalıyor benim gözümde. Yani 9 kişi şu an burada çalışıyor. Ve ben buraya yol yapmadım. İş miyim yapmamışım. Buraya bir yol yapalım. Hani en azından geliş gidişleri biraz daha hızlı olur insanların. Çok çirkin olacağını düşünüyorum ben ama buraya aynen. Ya bu şekilde bir yol yapılsın istemiyorum. Ya şuradan bağlayabiliriz aslında yolu. Nasıl yapabilirim? Şuradan çekersek şu şekilde. Buraya da bu şekilde hani bir şey yapabiliriz. Ancak köprü lazım bunun için. Köprüyü şu şekilde yaparsak olmuyor. Şu şekilde yaparsak kurtarabiliyor aslında ama sıkıntılı olan 15 tane demir istemesi ve 60 tane ağaç istemesi. O yüzden hiç gerek yok. Hatta ben şu çizdiğim yolu da silebilirim. Ya da dursun hani ileride lazım olur. Yani en azından sınırını belirlemiş oluruz. Bu dursun abi burada. Toplayıcı burada çalışmayı sürdürüyor. Burada kaç kişi kaldığını göremiyorum. Tam yazı üstüne gelmiş ama. Meyve 3 kişi 2 kişiye daha biz meyve toplayıcısına verelim çünkü şurada da bir meyve toplayıcımız vardı. Buradaki kişi ve burada da zaten çok bir ağaç kalmamış. Ancak yine de bu çalışmasını sürdürsün gayet güzel. Yakacak odundan yana sıkıntı olmaya başladı şu anda. Aletlerin yanında bir de insanlar üşümeye başladı ki bu da çok kötü bir durum bizim için. Yani sanırım yavaş yavaş finale yaklaşıyoruz gibi de gelmeye başladı bana çünkü
her şey mükemmelken bir önceki bölümde, şu anki bölümde biraz sarsıntılar başladı yani, onu ufak ufak hissettiriyor bize. Şu üşüme sonra hallederlerse yani şeyden yana bir sıkıntı olacağını sanmıyorum aletlerden dolayı. Hem dikiyor hem kesiyor. Bu konuda da bir sıkıntı yok. Buraya da bir aslında meyve toplayıcı hani yapabilirim. Tarla değil, tarla değil. Şu muydu? Aynen. Yani buraya da ufak bir meyve toplayıcı hani yapabiliriz. Çünkü orman olduğu için sonuçta. Buranın da hani oldukça verimli olacağını düşünüyorum ben. Mesela şu şekilde. Tam ormanı kapsayacak şekilde. Evet. Buraya da bir tane koyabiliriz burada. Burada düşen bir arkadaş var. Şey yapabiliriz aslında ya. Şuradaki ağaçları bir keselim abi. Şöyle kesin şunları toplayayım bir. Alet konusunda hala sıkıntımız var. Tarlada çalışan insanları bir kademe de artırabilirim ben ya. Şu şekilde yaparsam. Evet. Tarlaya da 13 kişi verdik çünkü ekstra bir alan açtığımız için hani ileride sıkıntı olmaması lazım. Ve bunu zaten birkaç kişisi burada meyve bahçelerinde çalışıyor. O yüzden hani bir yani verimin %100 olması lazım çünkü 1200 yiyecek kaldı ve şu anlık çok güzel gittiğini söyleyemem. E, 30-10-12 taş istiyor. Birazdan halledeceklerini düşünüyorum ben. Sen de burada güzel bir şekilde balıklarını tutuyorsun, gayet güzel. Yalnız balıkları buraya da koyalım ki koyuyor musunuz? Bu da sevindirici bir haber. Bu orta alanda ne yapabiliriz gerçekten bunu hiç bilmiyorum çünkü arazi yamuk olduğu için yani şu kısma ev yapabilirim, bu kısma da hani ev koyabilirim ancak şu ortada patlıyor. Tacir mi oluyor, ne oluyor bu? Ticaret, tüccar. Tüccarımız geldi, tüccar bakalım bize ne getirdi? Ceket. Abi cekete şu an çok ihtiyacım var. Şimdi gereksiz bir harcama gibi gözüküyor olabilir size. Ancak hiç de gereksiz değil çünkü neden derseniz uçuklu olmuyor mu? O zaman ver ya, ver 15 tane gitsin. İnsanlar üşümeye başlıyor. İnsanlar üşümeye başlayınca bu kötü oluyor. Yani soğuktan donarak ölmeler olabilir çünkü zaten yakacak odun azaldığı için. Hani bu yönden bir sıkıntı oluyor. Depoyu ben şeylerle arttırabilirim. Taş da arttırabilirim. Önce tabi taşı bulmam gerekiyor. Taş. Taşı 60'a çektik abi. Taş 60'ta kalsın. Tamam. Giyecekler alın abi. Üşüyen insanlar giysin hemen. Şu odunlara da biraz ağırlık verirsek aslında. Bunu bir hızlandıralım biz hatta. Şu kısmın önceliğini artırıyorum arkadaşlar. Öncelik burası. Burada bak yerlerde şeyler de varmış. Aslında onu da toplayabiliriz. Her şeyi toplayın buradaki. Ve önceliğini yine artıralım hemen. Hızlı bir şekilde toplasınlar burayı. Ya bunlar ekstra bize bir hani gelir yemek sağlayacak. Bu tarlanın %88 verimi var. 84 verimi var. 87 99. Evet, bu yavaş yavaş toplamaya başlıyor. İnsanlar yaşlılıktan da ölmeye başladı. Şu an 3 tane bizim toplayıcımız var. Ya aslında gayet iyi ilerliyor. Avcıya da bir tane daha verebilirim aslında avcıya. Çünkü et geliri falan da önemli. Toplayın abi, toplayın. Bu hani atlatabilirsek bu kışı sıkıntı kalacağını sanmıyorum ben. Bir kişi öldü, taşın altında ezildi diyor. Toplayıcı kaldı mı? Elimizde kaldı. Tamam. Sıkıntı yok. Ya yiyecek olarak gerçekten şu an çok kötü hani bir haldeyiz. Tavukları biz zaten 30, 34'ü çekmiştik.
Avcıların sayısını birer artırdık. Ancak şu an hala yettiğini sanmıyorum ben. Sadece inşası kaldı bunun. Burayı da inşa etmeye başlarlar. Ve buradaki hani meyveleri toplarız. Bir kişi daha bir kayanın altında ezildi. Tamam, onun yerine hemen bir kişi daha geçti. Şu an şöyle bir baktığımızda bir kişiye daha ben balıkçıya vermek istiyorum. En azından balık gelirimiz sağlam olsun. Çünkü balık geliri oldukça önemli. Şu an tarlayla işimizi bitirdik. Şunu aslında bu yolu da kapatabiliriz. Çünkü artık dağa geldiği için. Hani normalde planımız burayı mezarlık haline getirmekti, ancak elimizde yeterli demir olmadığı için bu planı gerçekleştiremeyeceğiz. Şimdi şöyle bir bakacak olsak, ya bizi kurtaran şu an pekan cevizi var. Hani diğerleri tamam tek tük ama o kurtarmıyor. Burada aynı şekilde yani pekan cevizi şu an ön planda. Aslında bunlar 7-24 olsa çok güzel olacak da işte olmuyor. Bunu ben ikiye bölebilirim. Bunu gerçekten ikiye bölebilirim. Bir saniye. Şu an aklıma bir fikir geldi. Şu şekilde. Yok, buraya çirkin olur. Şuraya. Şuradan yol geçeceğini düşünürsek şu şekilde. Çok küçük, çok büyük. Karar ver abi sen de. Mesela şu komple alan alabilsek güzel olurdu. İkişerli yaparız. Bir buraya, bir buraya yaparız. Karşı karşıya. Hatta bir saniye şu an yapıyorum. Hemen bir tane de karşısına yapacağım. Yapamıyorum. Şu şekilde. Bu çirkin olur biraz ama ya. Ya tamam, şuradakini yapalım ama bu kısmı yapmayacağım. Başta abi bu ne istiyordu bu arada? Ya yani tahtayla yapılıyor, tamam sıkıntı yok. Tahtayla, odunla yapılıyor. Hemen abi kesin buradan. Odun gelirimiz de gelsin. Ne yapacağım abi? Burayı ikiye böleceğim. Bir tavukların bir kısmını buraya alacağım. 34-34 tane bir genişliğe sahip olacakları için. Daha fazla yumurta ve hani et geliri olacağını düşünüyorum. Bakalım, umarım yanılmam. Umarım yanılmam. Bakalım. Kırk odun istiyor ve odundan yana şu an zaten sıkıntımız olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şu kısımdaki odunları bir toplayalım. Ve bu kısmın toplanma önceliğini artıralım. Hızlı bir şekilde çalışmaya başlayalım bakalım. Şu an hala yiyecek sıkıntısı gözümden kaçmıyor değil. Yani muhtemelen ağaç ve etle hani yiyeceği temin edebilir. Ağaç dedim, balık ve etle hani yiyeceği temin ettiğimizi düşünüyorum ki öyle balıktan 10 tane var. İşte tavuk veya yumurta tarzı şeyler var. Balık, soğan yani. Ya şu an çok sarı sarı duruyor ve beni demoralize ediyor gerçekten. Şu toplama kulübesine birkaç kişi daha verelim. Meyve toplayıcısına şöyle bir iki kişi daha verelim. Tüccar geldi. Tüccar ne getirdin abi bize? Evet, tüccar bu sefer çok güzel şeyler getirmiş. Hemen paraya basıp almam lazım benim. Patates alalım biraz. Aslında hepsinden güzel güzel alırsak zaten parayı bitiriyoruz. Ticaret abi. Evet. Aa, koyun var mı bizde? Abi bizde koyun varmış. Bunu bilmiyordum bak. Bizde koyun olması şu an planlarımı daha bir üst seviyeye çıkardı ve daha hoşuma gitmeye başladı şu an.
Orada tavuk, burada hani koyun, ama koyuna biraz küçük yer verdik. İleride şeyi değiştirebiliriz aslında. Yani bu kısmına tavuğu alırız, hani geniş kısmına koyunları alırız. Bir bakayım, bir hani şeyine göre, bir hani getirdiği işte yiyeceğe göre bir düşünebilirim onu. Şöyle bir bakacak olsak, evet, şeftali falan geldi buraya. Yiyeceğimiz hani bir tık artmaya başladı. Deri de var bu arada. Deriyi alıp şurada hemen işte abi. Tamam, şu an her şey çok güzel gidiyor. Ancak hala henüz koyunlar gelmedi. Koyunları bekliyorum. Bakayım nereden getirecek. Evet, şu an her şey hani yolunda gidiyor diyemiyorum açıkçası, çünkü üşüyen birçok ev var, ailesiz birçok insan var, ve yiyeceğimiz oldukça kötü bir düzeyde. Ancak bunları yavaş yavaş toparlayacağız. Hatta toparladıktan sonra 12. bölümü de çekebilirim. Hani bir düzene sokarım ve hani düzene soktuğum haliyle bir 12. bölüme devam ederiz. Düşüneceğiz bir onları. Bu bölüm çok aslında pek fazla bir şey yapamadık. Ancak yavaş yavaş hani geliştirmeye devam ediyoruz. 12. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.